Gençler, selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, trigonometrinin artık son videosundayız. Gençler, 7. videodayız. Periyodik fonksiyonlar. Konumuz trigonometrinin son videosu olduğunu söyledik. Bundan sonra hemen ne yapacağız? Trigonometri çalışma sorularını çözeceğiz. Ve hemen arkasına da limit süreklilik konusuna başlayacağız arkadaşlar. Limit süreklilik 14 Kasım dedik fakat 15 Kasım'da gelebilir videosu. Şimdiden bu video aracılığıyla sana hemen duyurusunu yapayım. Umarım atlamamışsındır. Buraları sardırmamışsındır. 15 Kasım'da gelebilir ama 14 Kasım'da paylaşmaya söz veremeyeceğim. Ama 14 Kasım'da paylaşmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. 15 Kasım'da gelebilir limit süreklilik videosu, haberiniz olsun. Trigonometrik fonksiyonların periyotları ya da periyodik fonksiyonlar şeklinde sevgili gençler konu başlıkları görebilirsiniz. Soru bankalarında veya konu anlatımı kitaplarda haberiniz olsun. İşte bu konu vasıtasıyla bu konuyu anlarsanız o soruları da çözebileceksiniz. Şimdi konumuza başlayalım. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon. Bildiğimiz fonksiyon. İlla trigonometrik olmasına gerek yok. Her A kümesinden seçilen x için, yani tanım kümesinden seçilen her x elemanı için, eğer fx artı t fx gibi yine o fonksiyona eşit oluyorsa, bu eşitliği sağlayan en az bir t sıfırdan farklı reel sayısı varsa, f fonksiyonuna sevgili gençler periyodik fonksiyon diyoruz. T'ye de f fonksiyonunun periyodu diyoruz. Bu eşitliği gerçekleyen birden fazla t reel sayısı varsa eğer, biz sevgili gençler bu t sayılarının pozitif olanlarının en küçüğüne esas periyot diyeceğiz. Mesela sinüs x artı 2 kpi ya da k çarpı 2 pi. Bu sinüse eşittir. Sinüs x'e eşittir. Niye? Çünkü arkadaşım burası 360'ın katları, 360 derecenin katları sevgili gençler. Biliyorsunuz ki mesela sinüs 20, sinüs 20 biliyorsunuz ki sinüs 380'in ta kendisidir. Veya bu işte sinüs kaç olur? 740'ın ya da bu sinüs 1100'ün ta kendisidir sevgili gençler. Bunu uzatabilirsiniz bu şekilde. Ve kosinüs de aynı şekilde 360K eklediğiniz takdirde, yani 360'ın katlarını eklediğinizde veya 360'ın katlarını çıkardığınız zaman hep aynı fonksiyonu verecektir. Dolayısıyla fx eşittir sinüs x ve fx eşittir kosinüs x birer periyodik fonksiyondur diyoruz. Bu yüzden biz bu konuyu sinüs trigonometride anlatıyoruz sevgili gençler. Bu fonksiyonların periyotları k çarpı 2 pi'dir ve esas periyotları da 2 pi'dir. Çünkü 4 pi'de bir tekrar ettiğini görürsün, 6 pi'de bir tekrar ettiğini görürsün, 14 pi'de bir tekrar ettiğini görürsün. Fakat en küçük aralık, tekrar ettiği en küçük aralık 2 pi'dir. Dolayısıyla esas periyotları da 2 pi'dir diyoruz. Tanjantın periyodu pi'dir sevgili gençler. Çünkü 180'de bir tekrar eder. 180 derecede bir tekrar eder tanjant. Dolayısıyla biz diyoruz ki pi'nin katlarında tekrar ettiği için bunun esas periyodu da pi'dir diyeceğiz. Şimdi birazdan o tanjantlar için ve sinüs ve kosinüsler için normal kuralı verilen fonksiyonların periyotları nasıl bulunur onları göreceğiz. Orada da anlayacaksın ki sinüs ve kosinüste genelde 2 pi'yi kullanacağız. Tanjant ve kotanjant da pi'yi kullanacağız. Aklında bulunsun. Şimdi sağ üst tarafa bakalım. Periyot nasıl bulunur? Diyoruz ki AB birer reel sayı. N de pozitif doğal sayı olmak üzere. Şimdi sinüsün veyahut kosinüsün bir kuvveti varsa, daha sonrasında içeride de bu şekilde birinci dereceden olan bir ifade varsa AX artı B diye. Şuradaki A ve buradaki N önemli bizim için. Buradaki A ve buradaki N önemli. Eğer diyorum sinüs ve kosinüs de sinüsün kuvveti veya kosinüsün kuvveti tekse, periyot 2 pi bölü içerideki şuradaki x'in katsayısının mutlak değeri, biliyorsun periyot negatif olamaz. O yüzden içerisi negatifse bile sen onu pozitif çıksın diye mutlak değerini alıyorsun. Eğer çiftse de pi bölü mutlak a diyorsunuz. Örneğin 7 eksi 4 çarpı sinüs eksi 3x artı 7, bunun periyodu nedir? Bak, sinüsün kuvvetine 1, yani tek. O halde 2 pi bölü x'in katsayısına eksi 3. 3'ün, eksi 3'ün mutlak değeri 3. Bitti. Hocam buradaki 7'nin, eksi 4'ün, 7'nin bir numarası yok mu? Yok. Yani periyoda bir etkisi yok. Anlaştık mı? O halde yine şunu beraber hesaplayalım. Bak, burası 2. Dolayısıyla çift olduğu için pi bölü. Burası da 5. Pi bölü 5'miş. Başka? Bak, burası çift. Pi dedim. Bölü. X'in katsayısı ne burada? Eksi pi. Eksi pi'nin mutlak değeri nedir? Pi'dir. Pi bölü pi'de ne yapar? 1 yapar. Demek ki periyodu 1'miş.
x ekseninde bir birimde bir grafiği tekrar ediyormuş bu fonksiyon. Veyahut kosinüsün kuvveti burada 1, o zaman 2 pi diyeceğim tek olduğu için. Bölü 2 bölü 3 diyeceğim arkadaşlar. 2'ler gider, 3'ü de ters çevirip çarparsan 3 pi bizim periyodumuz olacaktır. Tanjant ve kotanjant için hocam, bak bunun kuvvetine, bunun kuvvetine, n'ye falan bakmıyorsun. Tek, çift hiç fark etmiyor. Sadece içerideki a önemli bizim için. Bunun periyoduna bakıyorum. Bak üstü çift ama bana ne? Ne diyorum? Pi bölü eksi 1 bölü 5'in mutlak değeri. Yani 1 bölü 5 diyorum. Ters çevirip çarparsam bunun periyodu 5 pi olacaktır. Buraya bakıyorsun. Kotanjant. O halde pi'yi yazdın. Bölü. Pi bölü 3 diyorsun. X'in katsayısı. Pi bölü 3. Pi'ler gider. Ters çevirip çarparsam bu da 3 gelecektir. Bunun periyodu 3'müş. Bunun periyodu 5 pi'miş diyeceğiz sevgili gençler. Tabi periyodu nerede kullanacağım? Grafik çiziminde çok işine yarar. Ama ÖSYM'de sana kalkıp şunu sormuyor. Hadi bunun grafiğini çiz demiyor sana zaten. Tamam mı? E şimdi grafik çizdirmediği için sevgili gençler, bunun grafiğini çiz demediği için hiç işimize yaramayacak mı hocam? Yarar. Tabi grafik çizmiyorsun ama grafik okumakta faydası dokunur bu periyotların. Grafiklerin okuduğumuz sorulara da gördüğümüz zaman hadi periyodunu bulalım diyeceğim ben sana zaten, hatırlatacağım. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, f fonksiyonunu eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığından eksi 1 ile 1 aralığına taşıyan bir fonksiyon olsun ve bu fonksiyon sinüs x fonksiyonu olsun. Şimdi neden biz sinüsü reel sayılardan eksi 1 ile 1 kapalı aralığına taşıyamaz mıyız arkadaşlar? Taşırız. Yani reel sayılardan reel sayılara taşısan da zaten bu fonksiyon olur zaten. Onda sıkıntı yok. Ama niye eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı? Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun hikayesi şuradan başlıyor. Bir f fonksiyonunun sevgili gençler, tersinin de fonksiyon olabilmesi için şartımız neydi? Birebir olacak. Bir de örtem olacaktı. Sinüsü tanım kümesini eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı seçmemizin tek sebebi sinüs dediğimiz fonksiyon bu aralıkta birebir ve örten olduğu için sevgili gençler. Biz bu aralığı tanım kümesi olarak seçiyoruz. Birebir ve örten olduğu aralık bu. Niye? Çünkü ben bunu birazdan ters fonksiyonunu aldığım takdirde o da fonksiyon olsun istediğim için. Anlaştık mı? O halde diyorum ki bu sinüs x fonksiyonunun tersi de tanım kümesi olarak burayı kabul eder. Bakın az önce burası bizim değer kümemizdi. Şimdi tanım kümesi oldu. Bakın burası tanım kümesiydi. Şimdi değer kümesi oldu. O halde benim değer kümem eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır diyeceğim. F'in tersini de nasıl tanımlayacağız? Hani normalde f buysa f'in tersi bu oluyordu ya. Veya logaritmik fonksiyonun tersi üstel fonksiyon oluyordu. Şimdi bunlar tabii özel fonksiyonlar olduğu için bunu f'in tersiyle veya farklı bir şeyle tamamen bambaşka bir şeyle gösterelim istemişiz. Bu da sinüsün başına arc harflerini getirerek, okunuşu da arc sinüs, tamam mı? Bunu getirerek sevgili gençler ters fonksiyonu ifade ediyoruz. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Sinüsün tersine arc sinüs dedik. Mesela sinüs pi bölü 6, yani sinüs 30 derece 1 bölü 2 ise arc sinüs 1 bölü 2 de pi bölü 6 olur. Nasıl ki mesela fonksiyonlarda f2 5 ise f'in tersinde 5 kaçtı? 2 idi. Yani yer değiştirip tersini alıyordun. E şimdi sinüs pi bölü 6 1 bölü 2 ise arc sinüs 1 bölü 2 de pi bölü 6 olur diyebiliriz. Kosinüs de hocam, kosinüsün de birebir ve örten olduğu aralık 0 ile pi aralığı olduğu için tanım kümesi olarak bunu seçiyoruz. 0 ile pi aralığı. Ters fonksiyon da o zaman değer kümesi sıfırla pi aralı. Yani görüntüleri biz burada bulmak zorundayız. Yukarıdaki için de öyle, bak bu çok önemli ha. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığının olması çok önemli. Dikkat et mesela, şimdi seni şurada ters köşe yapacak. Hatta iddia ediyorum ki böyle 100 kişiye falan sorsak, 100 tane böyle sınav öğrencisine sorsak, YKS öğrencisine sorsak, 80'inin yanlış cevaplayabileceği bir soru soralım. Mesela ne olabilir? Diyelim ki arc sinüs eksi 1 bölü 2. Kardeş bu nedir diye sorsam, şunu düşünür herkes, der ki ya işte tamam, sinüsün negatif olduğu yer 3. bölgede negatif. 1 bölü 2 olması için de bize 30 derece gerekiyor. 180'e 30'u eklerim, 210 derecedir hocam.
dersen evet doğru bak sinüs 210 derece eksi 1 bölü 2'dir. Fakat arksinüs 210 derece eşittir. Nedir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Şudur. Eksi 30 derecedir. 210 derece değildir. Üçüncü bölgede kabul etmedik bile. Dördüncü bölgeye gittik hemen. Eksi 30 derece dedik. Ve sebep çünkü arkadaşlar eksi pi bölü 2 ile yani eksi 90 derece ile 90 derece arasında bizim cevaplarımızı bulmamız gerekiyor. Aklında bulunsun. 210 derecede yapıştırırsan yanlış çıkar cevabı. Anlaştık mı? Yani o tarz sorular var mevcut soru bankalarında. Denemelerde özellikle çıkıyor. Ona çok dikkat edeceksin. Bulduğun cevaplar bu aralıkta olacak kardeşim. Kosinüste de senin arkosinüslerin cevabı nerede olacakmış? Sıfırla pi aralığında. Ya da derece olarak düşünürsen sıfırla 180 derece arasında bulacaksın sen cevaplarını. Tamam mı? Örneğin burada demiş ki kosinüs 5 pi bölü 6 eşittir kök 3 bölü 2 olduğundan ark kosinüs eksi kök 3 bölü 2 de 5 pi bölü 6'dır denilmiş. E şimdi bu kosinüsün eksi kök 3 bölü 2 olduğu başka bir yer yok mu? Yani ben ark kosinüs eksi kök 3 bölü 2'ye şey diyemez miyim? Mesela bu neydi? Kök 3 bölü 2 olduğu yer neresidir arkadaşlar? O da 30 derecedir, değil mi? Mesela burada 5 pi bölü 6 150 derece olarak verilmiş de. D'si var. 210 derecede diyemez miydik? İşte derdin de. Üçüncü bölgede de sonuçta negatif ama buna değer kümen yani görüntü kümen müsaade etmiyor zaten. Değer kümesi müsaade etmiyor. O yüzden biz illaki 150 derece diyeceğiz. İkinci bölgede seçeceğiz. İkide de üçte de negatif ama biz ikinci bölgeyi seçeceğiz. Niye? Değer kümemiz buna müsaade etmiyor diye. Tanjanta bakalım. Tanjant da sevgili gençler aynı sinüs gibi tanım kümesi art tanjantında tanım kümesi bu. Değer kümesi bu. Sinüsle aynı. Mesela tanjant pi bölü 3 kök 3 ise ark tanjant kök 3 de pi bölü 3'tür. Ben bunu 3. bölgede de seçebilirdim ama dediğim gibi değer kümesi buna müsaade etmiyor. Kotanjant da sevgili arkadaşlarım kosinüsün tanım kümesi ve ark kotanjant da kosinüsün değer kümesiyle aynıdır. Mesela kotanjant 3 pi bölü 4 eksi 1 ise diyeceğiz. Nerede? Bunu 2. bölgede arayacağız. Yani 3 pi bölü 4'te arayacağız sevgili gençler. Normal şartlar altında dördüncü bölgede de kotanjant negatif olmasına rağmen dördüncü bölgede bir açı seçmedik. Evet, devam ediyorum. 66. sayfamız sağ üst tarafındaki soruyla şu kısmı tabii ki sileceğiz. Şimdi sevgili gençler, bir de bunları size nasıl okumanız gerektiğini, nasıl okuduğunuz zaman daha rahat hissedeceğinizi, soruyu tam manasıyla anlayacağınızı da söyleyeyim. Bakın, ark sinüs mesela 2 bölü 3 derken aslına bakarsanız bunu tek düze arksin 2 bölü 3 diye okumayın. Bunu şöyle okumanızı tavsiye ediyorum. Sinüsü 2 bölü 3 yapan açı. Sinüsü 2 bölü 3 yapan açı diye okuyun bunu. Böyle daha rahat anlarsınız. Soruları da bu şekilde okursanız hata yapma olasılığınızı sıfıra indirirsiniz neredeyse. Bakın okuyalım hadi. Kosinüsü 3 bölü 5 yapan açı sinüsü ne yapar diye soruyormuş aslında değil mi? Bakın çok basit. Kosinüsü 3 bölü 5 yapan açımız sinüsü ne yapar diye okuyoruz. Burası açı değil mi? Bakın o zaman şöyle diyelim. Ben bu ahanda içeriye nasıl okumuştum? Kosinüsü 3 bölü 5 yapan açı. O zaman bu açıya alfa deme lüksüm var benim. Neyi sormuş? Sin alfayı. Güzel. Şimdi bir tane üçgen çiziyorsun o zaman. Şöyle üçgeni çizdik. Şimdi buradaki alfa açısı dedik ki alfa şurası olsun. Kosinüsü 3 bölü 5 yapıyormuş. Kos alfa 3 bölü 5'miş. O zaman burası 3'tür, burası 5'tir. Burası da dikse, hocam burası da 4'tür. Diyor ki bu alfanın sinüsü nedir? Al buldun işte 4 bölü 5'miş. Bitti, bitti soru. Başka bir numarası yok. Gayet basit. Hocam benim bu arklarda kafam karışıyor falan diyen öğrenciler var. Kafanız boştan yere karışmasın. Devam. Okuyalım bakalım. Sinüsü 15 bölü 17 yapan açı tanjantı ne yapar diye soruyor. Hemen ne yapacağız? Üçgeni yapıştıracağız. Şöyle şu dik üçgenimiz olsun arkadaşlar. E şimdi şuraya ben alfa açısı dersem alfanın sinüsü 15 bölü 17'ymiş. E burası alfa olsun. Bak burası 15'tir. Burası 17'dir. E 8, 15, 17 üçgeni var biliyorsunuz. E bunun tanjantı sorulmuş. Tan alfa soruluyor. E karşı bölü komşu. Cevap neymiş? 15 bölü 8. Bitti. Tamam. Devam edelim. Tabii soruları ilginçleştirebiliriz. Mesela. Sinüsü kök 7 bölü 4 olan açının
Yarısının tanjantı. Yani tanjant alfa bölü 2 sorulmuş arkadaşlar bize. Bu sefer de bu soruluyor. Peki öncelikle sinüsü kök 7 bölü 4 yapan açıyı bir oluşturalım. Bir üçgen çizelim şu şekilde. Bakın şurası alfa olsun. Tamam mı? Bunun sinüsü neymiş? Kök 7 bölü 4'müş. E bura 4, bura kök 7 ise burası da 16, 7, 9, 3'tür. Peki. Şimdi alfa bölü 2'nin tanjantı soruluyor. Cart diye uzatırsın böyle. Şurayı da şöyle uzatırsın. Sonra da dersin ki hocam şurası alfa bölü 2 olsun. Ben öyle istiyorum. E burası alfa bölü 2 ise burası da alfa bölü 2'dir. Neden? 2 iç, 1 dış. E o zaman bunlar ikiz kenardır. O halde burası da 4'tür. Şimdi bana buradaki alfa bölü 2'nin şunun tanjantı sorulmamış mıydı? E karşı bölü komşu. O halde cevap kök 7 bölü 7'dir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum gençler, 67. sayfamla. Bu da son sayfam olması gerekiyor. Bakalım, aynen öyle. Konudaki son sayfamız. Şimdi bakınız. Sinüsü 2 bölü 5 yapan açıdan tanjantı 3 bölü 4 yapan açıyı çıkar diyor. Buraya alfa, buraya beta diyeyim diyor. Böyle çıkardıktan sonra da kosinüsünü al bakalım ne yapıyor diyor. E peki iki tane üçgen çizelim o zaman. Şöyle. Bir tane de şuraya çizeyim. Şöyle. Diyelim ki aha burası alfa olsun. Bu dik üçgen. Aha burası da beta olsun. Bu da dik üçgen. Sinüsü ne yapıyormuş? Alfa 2 bölü 5 yapıyormuş. O zaman burası 2'dir. Burası 5'tir. O zaman şurayı bulabilirim ben. 25'ten 4'ü çıkardınız. 21. Demek ki kök 21'miş burası. Beta'nın da tanjantı 3 bölü 4'müş. Burası 3. Burası 4 ise burası nedir arkadaşlar? 5'tir. Bunu da buldum. E şimdi devam. Diyor ki bana kosinüs alfa eksi beta. E kardeşim sen kosinüs fark formülünü biliyorsun. Yapıştır o zaman. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Aradaki eksi ise artı diyorduk. Sinüs alfa çarpı sinüs beta'yı hesaplamamız gerekiyormuş bizim. E basit artık. Kosinüs alfa. Kök 21 bölü 5. Kök 21 bölü 5. Komşu bölü hipotenüs dedim. Çarpı kosinüs beta 4 bölü 5. Bunu da yazdık. Artı sinüs alfa zaten verilmişti bak 2 bölü 5 ya da buradan hesaplarsın 2 bölü 5 diye. Çarpı sinüs beta o da 3 bölü 5'tir. Paydalar zaten 25, onda bir sıkıntımız yok. Şunu şöyle çektik. 4 kök 21, 4 kök 21 artı 2 kere 3'te 6 yapar. İşte bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz sevgili gençler. 4 kök 21 6 artı 6 bölü 25 de bizim cevabımız olacaktı, gayet basit. Devam. Şimdi art tanjant 2'ye ben alfa açısı diyeyim, tamam mı gene? Tanjantı 2 yapan açı alfaymış. Bize de şu soruluyor. Sinüs 3 pi bölü 2 artı alfa. İndirgeme formülünü hatırladın mı? 3 pi bölü 2'ye eklediğimiz için isim değiştirecek. Kosinüs olacak. Dördüncü bölgeye tekabül edecek. Dördüncü bölgede sinüs negatifte o zaman eksi kos alfayı sormuş hocam bize. Madem öyle oluştur üçgenini. Oluştur. Şuraya de ki alfa. Burası da dik olsun. Sonra de ki ulan bu alfa tanjantı 2 yapıyormuş. O zaman burası 2'dir. Burası 1'dir. Burası kaçtır? Kök 5 değil midir? Evet. Eksi kos alfayı sormuş. O zaman sevgili gençler eksi kosinüs nedir? 1 bölü kök 5. Bu da bizim cevabımız olur diyebiliriz. Umarım hata yapmadım. Bir daha kontrol etmek istiyorum. Alfa dedim. 3 pi bölü 2 artı alfa dedik. Sinüstü kosinüse çevirdik. Çünkü 3 pi bölü 2 vardı. Dördüncü bölge olduğu için sinüs negatifti. Eksi kos alfa dedik. Üçgen oluşturduk. 2'ye 1. 1 bölü kök 5 sıkıntı yok. Devam ediyorum. Sağ üst taraftayım. Sinüs 2 çarpı arc kosinüs 4 bölü 5 sorulmuş. Şimdi diyor ki kosinüsü 4 bölü 5 yapan açının 2 katının sinüsü. Kosinüsü 4 bölü 5 yapan. Yani sinüs 2 alfa mı sorulmuş arkadaşlar? Sinüs 2 alfa yarım açı formülünden faydalanalım. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa değil midir bu? Evet. Kosinüsü kaç yaptığını söylemiş zaten. Tio'yu vermiş. 4 bölü 5 yapıyormuş. Kosinüsü 4 bölü 5 yapan sinüsü 3 bölü 5 yapar. Artık bunları bilmeniz lazım. Niye? Üçgeni çizdiğiniz takdirde sevgili gençler. Eğer burası alfaysa, kosinüsü 4'e 5 ise burası da 3'tür. Sinüsü de 3'e 5'tir o zaman. Bundan kaynaklı. Peki üst taraf ne yapar? 24. Alt taraf ne yapar? 25. Cevabımız da 24 bölü 25'tir diyebiliriz o halde. Ve son soru. 3x eksi 4 0 ile pi aralığında olmak üzere 6 artı 2 çarpı sinüs 3x eksi 4 fonksiyonu veriliyor. Tersini bul demiş. Bu da bonus soru gibi kalmış arkada. Şimdi tabi gene ters fonksiyonla alakalı. Terslerini bulurken yaptığımız bir yöntem vardı. Sen o yöntemi biliyorsun. SML takipçileri bilir. 1.
X'e uygulanan işlemleri uyguluyoruz. Buraya yazıyoruz tek tek adım adım. Ne yapılmış? 3 ile çarpmış önce. 3 ile çarp demiş. 2 sonra 4 çıkarmış. 4 çıkar. 3 ne yapmış? Sinüsünü almış. Sinüs al dedim. 4 2 ile çarpmış. 2 ile çarp. Ve son olarak 5 6 eklemiş. 6 ekle. Pekala. Şimdi ben ne yapıyordum? Terse doğru gidiyorum. Tamam, terse doğru gidiyorum ve bütün işlemlerinde ters işlemlerini yapıyorum. 6 ekle diyor. Neye uygulayacağım? X'e. 6 ekle diyor. Ben X'ten 6 çıkaracağım. Sonra 2 ile çarp demiş. Ben bunu 2'ye böleceğim. Sonra sinüs al demiş. Bak. Buraya da gelince ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Şimdiye kadar girdiğim çoğu sınıfta veya işte özel derslerde şurada burada. Ya sinüsün tersi ne diyorum? Kosinüs diyor adam ya. Sinüsün tersine kosinüs diyor adam. Sinüsün biz niye bu konuyu işledik peki o zaman diyorum ya. Ya biz bu ters trigonometrik fonksiyonu niye işledik? Sinüsün tersi bu mudur arkadaşlar? Sinüsün tersi nedir? Ark sinüs değil midir? O zaman ark sinüs dedim. Bakın tersten gidiyoruz. 6 ekle demişti. 6 çıkardım. 2 ile çarp demişti. 2'ye böldüm. Sinüs al demişti. Ark sinüs aldım. Sonra 4 çıkar diyordu. 4 ekleyeceğim. 3 ile çarp diyordu. 3'e böleceğim. Al sana f'in tersinde x fonksiyonumuz. Bu kadar basit bir şekilde bulabilirsiniz. Ama lütfen kosinüsün tersine sinüs, sinüsün tersine kosinüs lütfen ama lütfen demeyin arkadaşlar. Tamam. Evet. Çalışma soruları o kadar şu an shape'le anlattım ki birden trigonometri çalışma sorularını da aradan çıkarayım dedim ama sonraki videoyu bekleyelim. Sonraki videoda trigonometri çalışma sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hemen sonraki konumuzda limit süreklilik unutmayın. Kendinize dikkat edin tekrardan. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.